Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Yasemin. Bu kanalda dikiş videoları, örgü videoları, kendin yap videoları ve benim sizlerle paylaşmayı istediğim zaman zaman da vlogları paylaşıyorum. Bugünkü videomuz ise bunlardan apayrı. Sanırım bu kanalda evet bu kanalda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Ne yapıyorum? <laughs> Makrome duvar süsü yapıyorum. Bu duvar süsü canım arkadaşım Ayşe için. Ayşe'nin yeni evi için yapacaktım ama bir türlü yoğunluktan fırsat bulup yapamadım. Yarın da ona 3 çayına, yeni gelinin 3 çayı aslında <laughs> davetliyim. Ee, bu gece bitirmeyi umuyorum. Yabancı bir YouTube kanalından bakarak yapacağım. Çünkü benim öyle şahane bir makrome geçmişim yok. Yani kendi modelimi, kendi desenimi tek başıma kendim yaratamıyorum. O yüzden bir YouTube kanalından bakarak kendi modelimi oluşturmaya çalışacağım. O zaman hadi başlayalım. Şimdi şöyle uzaktan göstereyim. Böyle bir düzenek kurdum. Bunları da böyle bağladım. Bu da bağlı. Şurada da kamera ekipmanları var. Orada da battaniye var. Onu göstermeyeyim. Şimdi buraya oturacağım. Arkamda televizyon var. Televizyon izlerken örmeyi planlıyorum. Hadi bakalım. Öncelikle en orta kısmı yapıyorum. Orta kısım için orta uzunlukta ipler tercih ettim. Çok fazla uzun olmasına gerek yok. Bunlar 40-50 cm olsa yeterli. 2'ye katlayacağız tabii bu 40-50 cm'i. Sonra gördüğünüz şekilde bu ahşap çubuğun üzerine odun da diyebiliriz geçiriyorum ve bu ilmeğin geçirdiğim kısmı bana bakıyor. Burada önemli nokta burası. Çünkü bu kısımlar düğüm gibi görünmesi gerekiyor. Eğer arkada yaparsanız düğüm arkada olur olmaz. Yani bu üstteki kısımlar bana bakıyor olması lazım. Bu şekilde iki tane geçirdim. Odunumda dört tane ip var. Sonra bunları göründüğü şekilde önce ikisini Ortadaki ikisini düğümlüyorum. Tekrar ikinci bir düğüm atıyorum. Sonra yanda kalan bu ipliği burada yönümü yönümü bulmaya çalışıyorum öncelikle ortaya getiriyorum ve yine aynı şekilde düğüm atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde düğüm oldu ve bu ortadaki ipi bu çubuğun ya da değneğin sağ tarafına doğru atıyorum ve yine bu ilk bağladığımız iki ip gibi bir görünüm elde edeceğim. Bunun için sahte bir düğüm diyeyim ben buna. Bu şekilde yaparak bir düğüm görüntüsü oluşturuyorum. Böyle çekiştiriyorum. Muntazam ve düzgün olması için. Bakın gördüğünüz gibi şöyle düğümler oluştu. Şurayı düzeltiyorum. Şurası içime sinmedi. Heh, evet. Şu an gördüğünüz gibi bu orta kısımdaki düğüm oluştu. Sonra bu sol tarafa attığım ipi indirdim ve sağ tarafa yine aynı uzunlukta bir tane daha ekliyorum ve yine bunun görüntüsü aynı olacak. Düğüm görünümü yine bana doğru bakacak yani ön tarafta olacak. Bu sefer bu sağdaki ipi çubuğumuzun üzerine attık ve yine sırayla onun yanındaki ipe düğüm atmaya başlıyorum. Her ipte ikişer tane düğüm atacağım. Az önce ise soldakini yapmıştık. Şimdi sağdakinin üzerine yaparak gidiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir Sonra tekrar atıyorum. Bu düğümleri de bir alttan bir üstten atıyorum bu arada. Çünkü bu düğüm üstteki gibi düğüm görüntüsünü verecek. Bakın üstten geçirdim şu an. Evet bakın iki tane düğümü attım. Son ipim kaldı. Yine ondan da iki tane düğüm atıyorum. Ve bu üzerine düğüm attığım ipi ise yine bu çubuktakiler gibi Önden düğüm atılmış görüntüsü, daha doğrusu atın sahte diyelim ilmek görüntüsü vermek için bu şekilde yapıyorum. Ve bakın artık bu orta kısım ortaya çıktı. Bu sefer yine çubuğun sağına, pardon soluna bir ip daha atıyorum. Yine uzunluğu aynı 40-50 cm boyutlarında olabilir. Zaten bu ortada çok oyalanmayacağım. Gördüğünüz gibi. Yine en solda kalan ipi çubuğun üzerine attım ve diğer sağda kalan ipleri bu solda ikinci sırada olan ipimin üzerine düğüm atmaya devam ediyorum. Burada düğümü nereye atacağımı karıştırıyorum. Siz de benim ellerimi takip ederek düğümü nasıl attığımı benim attığım gibi atabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bu düğümler ipin üstünde görüyorsunuz. Böyle bir diş gibi bir ilmek gibi görünüyor. Zaten makramenin temel mantığı düğüm atmak. Bakın bu şekilde her biri birer düğüm gibi zaten görünüyor. Her ipten yine ilk başta olduğu gibi iki düğüm atıyorum. Bu orta kısmı biraz detaylı gösterdim. Çünkü her sırada farklıymış gibi görünüyor ama aslında çok da farklı değil. Bir sağdan, bir soldan aynı mantıkla yapıyoruz. Bu orta kısmı bitirdikten sonra ikinci rengim olan turuncuya geçiyorum ben. Yine aynı şekilde ilk bu krem rengi iplerim gibi çubuğuma bağlıyorum. Yine bunun uzunluğu da 50-60 cm olabilir. Sonra iki ortada kalan ipimi bu şekilde sabit tutuyorum. Yanlardaki iplerimi sağdan soldan bunların üzerine düğüm atıyorum. Ve bu düğümleri her seferinde yönünü değiştiriyorum. Yani ilk düğümüm mesela bunu üste verdim, diğerini alta verdim gördüğünüz gibi. Yine ikinciye de aynı şekilde soldakini üste, sağdakini alta verdim bu düğümü. Bu sefer değiştiriyorum. Sağdakini üste, soldakini alta veriyorum. Yani ikisinin yönü aynı, ikisinin yönü farklı olacak şekilde. Bakın yine aynı şekilde yapacağım. Sağdakini üste verdim, soldakini alta verdim ipini ve düğümledim. Şimdi yine yönünü değiştiriyorum. Bu sefer soldakini üste veriyorum ve sağdakini alttan alıyorum. İpler biraz oldu uzun olduğu için beni uğraştırıyor ve düğümü bağladım. Yine aynısını yapıyorum. Güzelce sıkıyorum bu arada. Soldakini üstten, sağdakini alttan veriyorum. Eğer hepsini aynı yönden yaparsanız bu şekliniz, ortaya çıkan şekliniz sarmal kedi merdiveni gibi oluyor. Ve bunu bu şekilde devam ettirdikten sonra ise diğer ucunu sopanın ya da bu çubuğun diğer tarafına bağlayacağım. Yine bu şekilde 4 tane turuncu ip görüntüsü olacak bu sopanın üzerinde. Ne diyordum? Eğer bunların yönünü değiştirmezseniz kedi merdiveni şeklinde sarmal bir görüntü oluşuyor. Ben bu şekilde tercih ettim. Tabi siz onu da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ve bu şekilde baktığımızda da bir buğdayı andırıyor bu görüntü. Sonuna kadar geldim. Yani bu krem renginin çevresini saracak kadar ördüm. Şimdi ise bunu çubuğumuza, sopamıza, odunumuza bağlıyoruz. Bu şekilde sol taraftaki görüntüyle aynı olabilmesi için ben ikişerli ikişerli atıyorum. Ve bir tane ipimi de bu ikisinin üstünden bu şekilde geçiriyorum ve arkaya doğru sıkıştırıyorum ki sol taraftaki görüntüyle aynı olsun diye. Sonra bunları arkadan bağlayacağım. Bakın aynı oldu. Şimdi diğer bu kalan iki ipimi bu şekilde çubuğumun üzerine atıyorum ve bir tanesini bunların üstünden bu şekilde geçiriyorum. Ve sıkıştırıyorum. Ve bu da gördüğünüz gibi sol taraftakine benzedi. Sonra bunları arkadan bağlayacağım ve son halini vermiş olacağım. Evet arkasına geldim. Şu şekilde sıkıyorum ama önden kötü bir görüntü olmasın diye bağlıyorum. Ve mümkün olduğunca düğüm atıyorum ki çözülmesin. Gerçi bunları sonda yapıştıracağız ama olsun. Biz şimdiden şöyle güzelce düğümleyelim. Bunları bu şekilde kesiyorum. Gözüme az gelmiş demek ki bağlıyorum tekrar ve kesiyorum. Hazır elimdeymişken diyorum bu ortasındaki krem rengi olanları da aynı şekilde bağlayıp keseyim. Böyle ikişer ikişer bağlıyorum. Ve bunları da yaklaşık birer santimetre uçlarında bırakarak kesiyorum. Ve ben sarıdan yine aynı üstteki turuncu gibi yaptım. Artık bunu size göstermedim. Şimdi tekrar krem rengine geçiyorum. Ve krem renginde ise yine az önceki düğümleme taktiğiyle devam ediyorum. Bakın bu şekilde sağ tarafı Üstten veriyorum, sol tarafı alttan alıyorum. Sağ tarafı üstten veriyorum, sol tarafı alttan alıyorum. Burada az önce anlattığım o döner olan kedi merdivenini uygulayacağım. Sağ tarafı üstten, sol tarafı alttan. Bunu istediğiniz yöne yapabilirsiniz bu arada. Hangini üstten alırsanız o tarafa doğru o tarafın tersine doğru dönüyor. Yani alttan verdiğiniz ipliğin yönüne doğru kedi merdiveni şeklinde burgu oluyor. Bakın burada göreceksiniz. Ben soldakini alttan aldığım için sol, sola doğru burkuluyor diyelim. Dönüyor. Kedi merdiveni gibi. Bu modelin adı acaba kedi merdiveni olabilir mi? Yine bunu bu sarı kısmın çevresini saracak şekilde Tamamlıyorum ve çubuğuma bağlıyorum. Son hali bu şekilde görünüyor ve maviye geçtim. Yine mavide de aynı taktiği devam ettiriyorum. Yani bu üstteki 3 modelde yaptığım gibi ortada iki tanesini bıraktım. Sonra bu iki, iki ipin üzerine düğümlemeye devam ediyorum. Ama bu sefer kedi merdiveni gibi sarmal değil, turuncu ve sarı gibi dümdüz bir model olmasını istediğim için bir iki sağdan, iki soldan olacak şekilde alttan ve üstten ipliklerin yönünü değiştirerek devam ediyorum. Bu arada renkleri arkadaşımın evin dekorasyonuna göre seçtim ben. Bu renkler tamamen size kalmış renkler. Kendi evime yapmadığım şeyi arkadaşımın evine yapıyor olmam peki. Bu laciverti de yine bunlar gibi bunun çevresine doğru dolandırıyorum. Sonrasında ise böyle 3 tane upuzun bunlar ikişer metre falan krem rengi ipten yaptım. Ve bunu birazcık böyle baklava deseni gibi yapacağım ve o gösterdiğim iplerden püskül yapacağım. Bu 3 tane bağladığım ipin ortasında kalanı bu şekilde düğüm atıyorum. Bu arada gerçekten iplerin boyu 2 metre kadar olduğu için beni çok zorluyor. Şu an ikinci düğümü atıyorum. İki dünya ortadakine iki düğüm atarak başlıyorum. Sonrasında ise bunu böyle yana doğru baklava deseni gibi açacağım. Soldaki ipimi bu ortadaki bağladığım iplerden birinin üzerine bu şekilde bağlıyorum ve bağlı ip üzerine bağlı ipi çekiştiriyorum ve diğerleri bunun üzerine düğüm oluyor. Aslında bu da çok kolaymış. Ben bunu gözümde çok büyütmüştüm ama gerçekten çok kolaymış. Ve bu şekilde bağladım. Daha sonrasında ise bunu yine sağ tarafa aynı şekilde yapacağım. Ortada kalan ipimin üzerine Sağ taraftan ilk sıradaki ipimi alıyorum ve bağlıyorum. Üst katta bir şeyler oluyor. Her ipte iki tane düğüm atıyorum ve yine en sonda kalanı ise birazcık böyle ipler çıkmış ama çok da önemli değil. Bunlar düğüm atılınca görünmüyor gerçekten. Ve bu şekilde bağlıyorum. <laughs> Çok zorlanıyorum yaparken ki şey halim gözümün önüne geldi. Bakın bu üstte böyle ters V ya da üçgen gibi bir şey oluştu. Şimdi ise bu ortadaki dört ipten bu üst tarafta yani daha doğrusu yan tarafta yaptığım Modeli ortaya bir tane olarak yapacağım. Yani bu şekilde ortadaki iki ipimin üzerine sağdaki ipimi üstten aldım, soldaki ipimi ise onun altından geçirdim ve düğüm atıyorum. Yani ortasının boş kalmaması için bir düğüm oluşturuyorum. Bu turuncuda gösterdiğim gibi. Yine aynı şekilde sağdaki ipimi üstten soldaki ipimi alttan verdim ve bu şekilde bağlıyorum. Bakın burada bir model oluştu ortası boş kalmadı yani. Daha sonra ise az önce ortadan dışa doğru başladığımız düğüm atma tekniğini dıştan ortaya doğru devam ettiriyorum. Evet. <laughs> Güzel. Yine her ipi iki kez bu en sağda kalan ya da en solda kalan yani en kenardaki ipin üzerine ikişer düğüm atıyorum. ve sırayla ortaya doğru ilerliyorum. Zaten iki tane ip var. Yani düğüm atacağım. Ortadaki ipimi de aynı şekilde düğümümü atıyorum. Bu arada ben o kadar acemiyim ki mesela onu da söyleyeyim. ip, düğümleri attığım yönlere hiç dikkat etmemişim. Yani şu an izlerken fark ediyorum. Tabii sonlara doğru tekniğini öğrendiğim için şu an bunu fark ediyorum. Ama bu da şunu gösteriyor ki yani attığınız yönün ya da hatta yapmanızın hiçbir önemi yok ortaya çıkan sonuç gayet de güzel oldu ben çok beğendim şahsen. Yine aynı şekilde sağ taraftaki kenarda kalan ipin üzerine sırayla diğer iplerimi düğümlemeye devam ediyorum ve bunu bu modeli bu turuncu modelin çevresini saracak şekilde devam ettireceğim. Bu da benim son modelim artık. Yani bundan sonra artık püskül yapımına geçeceğim. Artık modelimin kapama aşamasına geldim. Bu ortada kalan ipi, iki ipi yani üzerine öre öre geldiğim iki ipi iki kez düğümlüyorum. Ve modelimi bitiriyorum. Buradan sonra diğer e, modele başlayacağım. Yine sağdan ve soldan burada ilk soldan başlıyorum. İpleri ortadaki ipin üzerine düğüm atarak devam ediyorum. Aslında üsttekinden çok da bir farkı yok. Burada tekrar görebilirsiniz. Düğüm atı atta bu şekilde. Gördüğünüz gibi artık elim hızlandı. İlkinde bayağı yavaştı. Zaten bu yaptıkça bence alışılan bir şey. Her işte olduğu gibi sadece makromeden bahsetmiyorum. Bakın sağ tarafı, pardon, sol tarafı yaptım. Şimdi sağ tarafı yapacağım. Bakın ikinci şeklimi de yaptım ve bundan böyle bu gerçekten turuncunun çevresini gerçekten neyse turuncunun çevresini çevreleyecek şekilde bir sürü yapıyorum ve yaptıktan sonraki tabii ki ben yaptım geldim. Bunları çubuğun bu tarafına bağlıyorum. Yine daha önceki bağlama taktikleri gibi iki tanesini çubuğun üzerine attım ve bir tanesini bu iki tanenin üzerinden geçirdim. Burada da hiçbir değişiklik göstermiyor. Ben diğerlerini bağlama taktiğini göstermiştim. Bunu da göstermek istedim kısaca. Bakın bu şekilde bağlıyorum ve çekiştiriyorum. Artık iplerimin de sonuna geldim. Aslında bir model fazla yapmışım. Bir örnek yani. Bir desen eksik yapabilirmişim. Bunları yine arka taraftan güzelce sık sıkıya bağlıyorum. Arkası çok düğümlü gibi görünüyor ama bunu tutkalla yapıştırdığımızda bu düğümler azalacak. Daha doğrusu yapışacağı için çok belli olmayacak benim acemiliğime de gelmiş olabilir. Arkaları nasıl yapıyor? Gerçekten makromeciler bunu bilmek isterim açıkçası. Ama ben anca bu kadarını yapabiliyorum. Sıcak silikonla yapıştırmayı düşündüm. Ama sıcak silikon tutkal kadar sağlam bir, güzel bir görüntü vermeyecekti. Burada ön taraftan kontrol ediyorum. Ve hepsini bu şekilde ikişer ikişer bağlıyorum. Ve bunları bağlarken de şuna özen gösterdim ben bağladığınız yer görünmeyecek şekilde olmalı diye düşünüyorum. Çünkü önden görünmeyecek. Bunu yapıştırdığımızda yani mümkün olduğunca çubuğun arkasına veya desenin arkasına bağladığım ipi saklayacak şekilde bağlamaya özen gösterdim. Bakın bunlar hep böyle çubuğun üstüne doğru. Sonra bunları kesiyorum zaten birer santimetre ve tabii ki kesmeden önce de önden nasıl göründüğünü Mutlaka kontrol ediyorum ki kestikten sonra dönüşü olmuyor çünkü bunların. Sonrasında ise istediğim uzunlukta püsküllerimi yaptım ve düğümü önde olacak şekilde püsküllerimi takıyorum. Ben püsküllerimi ortasında mavi ve yanlarında beyaz olacak şekilde tasarladım ama sonra arkadaşım arasında hiç turuncu olmadığını söyledi ve ben de bunların iki yanlarını tekrar turuncu yerleştirdim. Ya da ortalarına da olabilir. Ya tam hatırlamıyorum. Şimdi ilerleyen yerde göreceğiz. Yani burada püskül takma mantığını göstermek istedim. Desen geçişlerindeki aradaki en uzun ipe, yani en kenarda kalan en uzun ipin üzerine bu püsküllerimi yerleştiriyorum. Mantığı bu kısaca. Püsküllerin uzunluklarını siz kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Çok kısa da olabilir, çok uzun da olabilir. Artık size kalmış. Evet, şimdi böyle son haline getirdim. Televizyonda biraz açık ama şimdi şunları tarayacağım. arkası da bu şekilde. Buraları da daha doğrusu sadece şurada ve şurada var. Buraları da çiçek tutkalıyla yapıştıracağım. Evet, şimdi şöyle uzaklaşayım. Oturduğum yerden bu şekilde püsküllerini de yaptım. Şimdi daha önce ben sadece beyaz ve mavi yapacaktım ama arkadaşım turuncu olmasını da istedi. Ben de bu şekilde turuncuları da ekledim. Şöyle yaklaştırayım. Burası bu şekilde oldu. Beyaz kısmı daha sonra turuncu sarı beyaz, lacivert kahverengi beyaz, turuncu ve en alta da püskülleri taktığım beyaz. Şimdi ise şu arka kısmını göstereceğim. Arka kısmı da bu şekilde gözüküyor. Bol böyle püsküllü vesaireleri bunu yapıştıracağım. Şimdi nasıl yapıştıracağım onu göstereyim bu bir çiçek tutkalı. Ben bunu yıllar önce almıştım. Bu sürdükten sonra şeffaflaşıyor. Buraları böyle arkadan görünmesin diye üstüne sabitleyeceğim. Bunun için şöyle bir tane küçük kap gibi bir şey getirdim. Bu bir şeyin kapağı ve şöyle bir bu maske fırçası netle canım. Evet, böyle bayağı sert bir fırça ki hani böyle uygulaması kolay olsun diye getirdim. Şimdi uygularken göstereceğim. Şimdi şuradaki bu püskülleri yapıştıracağım. Umarım başarabilirim. Şimdi şöyle tutkalı döktüm. Fırçama şöyle alıyorum. Ve yapıştır yapıştıra gitmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle sürüyorum ve bunları bu şekilde geriye itekliyorum. burada bir sürü de var gördüğünüz gibi. Hepsini aynısını yapacağım. Tutkalı sürerken mümkün olduğunca bu çıkan ipleri, bağlanan yerleri yani zaten böyle bakın iyice püskül püskül olmuş. Onları örgünün arka tarafına veya bu çubuğun üzerine doğru yapıştırmaya özen gösteriyorum. Ve bence bunu sert bir şeyle yaparsanız, ben az önce de söylemiştim, daha iyi bir sonuç alırsınız. Çünkü yumuşak fırçaların bence bunu itekleme ve yapıştırma özelliği daha az olur diye düşünüyorum. Bunca yıllık kendin yap projeleri tecrübeme dayanarak. Bu tür işler yumuşak fırçalarla çok olamaz. Bakın mesela burada ahşabın üzerine doğru, bunu tahtanın üzerine doğru yapıştırıyorum ki biraz elime netlemiş burada kamera. Bu işlemi yumuşak fırçayla yapamazsınız. Bunun bence diş fırçası da yapabilirsiniz bu arada. İlla Böyle bir fırçanızın, maske fırçanızın olmasına gerek yok. Böyle sırayla gidiyorum. Şimdi bu taraftaki sarıyı yapacağım. Bakın bu taraf yapıştı. Artık bunu hiç oynatmadan kurumasını bekleyeceğim ki bunlar ayrılmasın buradan. Bakın burayı da böyle yapıyorum. Bakın bunları ise bu şekilde daha net görebilirsiniz. Burada tahtanın ya da ahşap çubuğun üzerine doğru bu şekilde yerleştiriyorum. Yapıştırıyorum resmen. Bakın biraz da böyle şey yapar gibi ucuyla böyle sert olduğu için pıt 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 vuruyorum ki onlar o ahşaba tahtaya yapışıyor. Bunu yumuşak bir fırçayla yapmanıza imkan yok. Bakın böyle üzerine böyle o iplerin pıt 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 vuruyorum ki oraya yapışıyor. Bakın ipleri böyle özenle, özene bezene yapıştırıyorum. Ben kendime de yapmalıyım bundan ya. Kendi evim için niye yapmıyorum ki? Zor. Yani zaman alan bir uğraş. Benim elimden bir iş böyle kolay çıkmadığı için. Vallahi oldu. Şimdi önden baktığımızda ne alttan görünecek ne de üstten görünecek. O öyle kurusun bence hiç ellemeyelim. Bir bakalım bakalım diğer taraftan nasıl olmuş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten olmuş görünüyor. Şimdi şu tarafına ve şu tarafına iki tane ip takacağım ki asma yeri olsun. Böyle de sabahlık var ama üstümde ne yapayım hava çok soğuk. Beyaz ipimizi getirdik şöyle. Şimdi bunu Şöyle askı yapacağım. Şöyle bir ölçü alayım ne kadarlık yapacağım. Şöyle. Evet. Tam ölçüyü anlatırken pilim bitti. Yani şöyle şuradan şöyle yetecek kadar, yetecek uzunlukta ip kestim. Şimdi bir ucunu şöyle düğümleyeceğim. Düğümlediğim yeri yine arka tarafa getireceğim. Şöyle. Arka taraf ne taraftı bir an karar veremedim. Şu şekilde Evet, bu arka tarafta kaldı. Bunu birazcık keseceğim. Bunu artık yapıştırma işlemi yapmayacağım. Şimdi bu tarafa geldim. Bu tarafı da nasıl durmasını istiyorsam, şöyle yaptım ya ha. Bu tarafı da pardon. İpi de şöyle kendi içinde döndüre döndüre şey yapıyorum. Ne derler buna? Burulsun istiyorum ki böyle şey olsun. Ee, buruk, <laughs> buruk vurulmuş bir görüntü olsun. Bakın şu şekilde şöyle döndüre 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 bunu vuruyorum. Ve şöyle şöyle yaptıkça bu burgular eşit dağılıyor. Şimdi burası böyle ya. Şöyle şuraya bunu takacağım. Şimdi burada normalde böyle olması gerekiyor ya. Bunu böyleymiş gibi düşüneceğim. Yani şöyleymiş gibi düşüneceğim. Şu şekilde bir halka oluşturdum. Sonra bunu buradan Böyle geçirdim ve sıkıştırdım. Yani şu anda şöyle vurduğumda bakın böyle oldu. Yani bu tarafla diğer taraf şu an aynı oldu. Şimdi bakın bu taraf bu şekil. Dağınıklığımı da görün şöyle. Ee, yine bu tarafta bu şekil. Bakın bu kısım bu püsküllü kısım şimdi keseceğim ve hafiften yapıştıracağım. Arkada kaldı. Burayı da şöyle güzelce yapıştırdım. Ellerimde tutkal oldu bu arada. Neyse çok önemli değil. Şimdi bunu ben böyle bir süre hatta belki birkaç gün kurumaya bırakacağım. Kuruduktan sonra şu püskülleri de tarayacağım. Ve sonra bitecek zaten. Evet şimdi bakın şöyle yaklaştırıyorum. Buralar böyle taş gibi tuttu ve tutkal gerçekten şeffaflaştı bakın. Şimdi ise şu püsküllerini tarayacağım. Bunun için tabii ben profesyonel yapmadığım için şöyle bir tarak kullanacağım ve bununla fırçalayacağım. Aslında bunun için özel fırçalar var ve bakın bunun ucunda böyle top toplar var ya içinde saçım girmiş. O top topların olmaması gerekiyor aslında ama benim elimde bu var ve ben bunu daha önce bir tane bir arkadaşıma yaparken kullanmıştım. Yine bunu kullanacağım. Sıra geldi püskülleri taramaya ve ayırmaya. Ya böyle de kalabilir aslında ama ben taranmış daha çok seviyorum. Keşke arkadaşıma sorsaydım. Belki o böyle sevecekti bilmiyorum. Neyse ama ben taranmış daha çok seviyorum. Böyle burgu ip olduğu için bu kremler önce bunları böyle tek tek ayırıyorum. Burada üzerinden ama bayağı bir bir ay gibi bir zaman geçti bu arada. Böyle tek tek bu kremleri ayırıyorum. Gerçekten tüm makromeden ayrı bu kısım sabır istiyor onu söyleyebilirim ve bu sabır bende var mı yok mu tartışılır. Çok yoruldum bu püskülleri yaparken, ayırırken, fırçalarken ve biraz sonra göreceksiniz ütülerken. Yani gerçekten yoruldum. Bu kısım hiç bana göre değilmiş. Çünkü ben sabırsız bir insanım gerçekten. Ve sonra böyle az önce gösterdiğim tarakla bunları saç tarar gibi açıyorum. Taramı yıkadım bu arada arkadaşlar söyleyeyim de. Sonra saçını taradığın şeyle bunu mu yapıyorsunuz demeyin. Üzerindeki saçları da ayıkladım. Ben zaten bunu bu iş için Ayırmıştım. Kullanmıyordum çünkü çok sertti bana. Diğer hepsini de aynı şekilde açıyorum. Ve gerçekten bu da bir saç özelliği gösteriyor ve zaman zaman taradıkça birbirine giriyor ve orada hani saçın böyle yapağı kısmı olur böyle şey olur ya karışır ya o kısmı böyle elle ayırıp düzeltmek gerekiyor. Şimdi bakın görüyorsunuz zaten ben yaparken. O kısımlar gerçekten beni çok zorladı. Bunu yaparken şunu hissettim. Biraz sonra da göreceksiniz. Lise yıllarında böyle saçlarımızı ütüyle tarayıp tarayıp ütülerdik ya. O zamanlar düzleştiriciler falan yoktu tabii. O anı resmen yaşadım. Yani tarıyorum ve ütüyle bunu düzeltip Ütülüyorum, tarıyorum ve ütüyle bunu düzeltip ütülüyorum. <laughs> Benim için gerçekten bir sınav gibiydi. Bakın burada taradım ve ütülüyorum. <laughs> ve mesela bu kısımda o zaman da mesela aynı şeyi yapardık. Ütü geçerken tarakla ütünün önünden düzeltiyorum. Az önce gördünüz, şimdi de göreceksiniz tekrar. Ve bu ipler gerçekten e, karışmaya çok müsait ipler. Yani saç tabii ki bu özellikle de saçı ütülemek daha kolaydı çünkü saç yapısı gereği ütüyü vurunca düzleşiyor ve tekrar karışmıyor. Ama bu ipler anında karışıyor. Bütün hepsini gördüğünüz gibi bu şekilde artık ütüledim ve gördüğünüz gibi ben turuncuları daha kısa kesmişim e, krem ve e, Lacivetleri daha uzun kesmişim. Nasıl böyle yaptım ben de bilmiyorum. Bunları ise hepsini eşit boya getireceğim ve keseceğim. Bu şekilde düzgünce ütüledikten sonra makasla üzerinden geçiyorum. Daha doğrusu uçlarından kesiyorum. Üzerinden geçmek neyse tamamen uydurma bir cümle oldu bu. Hepsini kestikten sonra Üzerine bir saç spreyi sıkıyorum ve kurumaya bırakıyorum. Ve bitti. Şimdi <laughs> şöyle yapacağım. Bir dakika. Heh. Şöyle kaldırdığımızda bakın. Böyle kalıyor olması lazım bunun. Şurası biraz kıvrıldı şu tarafa ama olsun. Bu duvara asıldığında daha güzel görünecek. Sonuç olarak bu şekilde oldu. Bir yere asıp göstermek istiyorum ama bir saniye bekleyin. Benim evimde çok böyle çivi olmadığı için şöyle şuraya astım. Evet. Son hali de bu şekilde görünüyor. Bakın buralar böyle şu şekilde kaldı ve uzaktan görünüşü de bu şekilde. Tabii bu çiviye asıldığında duvara yapışıyor olacak ve o zaman daha düzgün duracak ama son halde bu şekilde.